Bayağı yaşattın ya. Göçük'te devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bahçemizin bu bölgesi tamamıyla donmuştu arkadaşlar Burak ve Mustafa. Evet. Tamamı bu bölgenin donmuştu. Bitti zaten ya. Tamamen bittiydi. Evet, burası tamamen donuktu. Yani yaprak bile, yeşil yaprağımız bile yoktu. Ama tabii ki bu gövdelerin ta aşağılara kadar donup donmadığını öğrenebilmek, tespit edebilmek için bayağı bir uzun süre beklememiz gerekiyordu. Biz arkadaşlar o zaman bu bitkilerimizi hep buralardan kestik. Bunlar ana değil. Ananın dibinde fidanlardı. Ana zaten ana dondu, ana öldü. Ana bitti. Evet, ana bitti. Buralardan kestirdik çünkü yukarısı donuktu. Yani içe doğru kararma vardı. Onu engellemek için buradan kestirdik. Bak diğerinde de var arkadaşlar o şey. Tamamına yakınında var. Çünkü bunların tepeleri de donmuştu. Görülüyor şu aşağıda kısımdan kesme. İlerideki bitkimizde de var aynı şekilde. Bu bitkimizde de var. Kestik ki arkadaşlar eğer bu yandaki gelen eski ananın dibinden fidan gelmese, aynı burada, bu da kesik durumda şuradan. Bu fidan gelmese biz bununla devam edecektik. Şimdi bu fidanımız geldi. Bu bitkimiz gayet güçlü, sağlıklı ama burada problem olacak büyüdüğü zaman. Buradan kırılma yapacak. Yani dalı da iyi olmayacak. Biz bunu arkadaşlar bırakacağız. Bu bitkimizi alacağız. Şimdi burada yine aynı şekilde şuradan kesmişiz. Devam etmiş. Yanında fidan var ama yandaki fidan çok daha güçlü. Burada istersek bunu kesip oyma yaparak bu fidanı da devam edebiliriz. Bunu da bırakabiliriz. Ama bu bitkimiz çok güçlü olduğu için, biraz da bunun kütürü zayıf olduğu için bunu bırakmayı düşünmüyoruz. Yine çok bırakmadık arkadaşlar. Biz burada don oldu diye bitkiyi gübreden kesmedik. Gübrelememizi de devam ettik. Bu fidanlar ondan dolayı gelen kendisi de çok güçlü, kaliteli. Ama yanında fidan olmadığı için biz bunu devre dışı bırakacağız. Ya da buradan oyacağız. Çıkarsa bu doğuracak örneğin Eylül başı gibi. Öteki de Ekim gibi doğuracak. Burada yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İki tane fidanımız, yandaki küçük olanı bırakacağız. Büyük eskiyi devre dışı bırakacağız. Şöyle iki tane olanlarda güçlüleri bırakacağız. Şunun gibi. Şu beri taraftaki kesilmiş çıkmış. Öteki sağlam. Sağlam olanla devam edeceğiz. Seramız Mart dikimi olmuş gibi olacak. Ve büyük bir çoğunluğu da bunların, özellikle şu gördüklerimiz, Ağustos'un 10'u 15'i gibi doğuracak arkadaşlar. Yeniden dikim yapmış gibi düşüneceğiz. Çok güzel, çok hoş fidanlar geldi. Bekliyorduk zaten bunları. Dediğimiz gibi gübrelemeyi kesmedik. İki tane fidan, ikisi de birbirinden güzel. Bunundan birinden birisini biz bırakacağız. En sağlıklı, gövdesi en iyi olanı. Evet arkadaşlar, seramız yaklaşık 12 dönüm. 12 dönümün 3'te 2'si ciddi bir şekilde don yaşadı. Şu bitkimiz de işte yukarıdan aşağı doğru kestik. Daha önce burada biz videoyu çektik arkadaşlar keserken. Nerede gövdede sağlam yere kadar kestikten sonra bıraktık. O sağlam yerden devam eden filizler arkadaşlar bunlar. Ve çok güzel fidan geliyor. Yandaki patlaması da iyi. Ve bu da kesildikten sonra çıkan kökü görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel kökler. Bunu ilerleyen dönemlerde çok daha fazla göreceğiz biz burada. Çünkü bitkilerimiz sağlıklı. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, Göçük'ten başladık. Göçük'ün diğer seralarına doğru buradan yolculuğumuz devam edecek. Herkese günaydın.